kredi var komisyonuna. Fakat bilgisayarla sunucunun bağlantısı yapılamaz, otel görevlisi gelecek. O nedenle bu teknik eksiklik giderildiğinden Antalya'ya dönelim. Şimdi Akvin'den başlayalım. Akvin'den Sayın Başkanımız Recep'in kalın burada. İki değerli meslektaşımız var, Recep Akvin ve Necdet Aydın. Onlar nasıl sunucunu görüyorlarsa dinliyoruz. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin değerli yöneticileri, çok değerli meslektaşlarım, değerli barosalarından saygıyla selamlıyorum öncelikle. Benim bu toplantı için öncelikle bir Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etmemiz gerekiyor. Gerçekten de uzunca bir süredir Türkiye Barolar Birliği'nin çevresel sorunlara duyarlılık göstermesini ve bu tür bir toplantıyı düzenlemesini uzunca bir süredir istiyorduk, talep ediyorduk. Bu toplantıyı onların ilki olarak kabul etmemiz gerekir. Yani devamını bekliyoruz kısas olarak. Ve gerçekten de çevre sorunlarına duyarlı meslektaşlarımızın bundan sonra daha çok bir araya gelerek daha köklü girişimlerde ve hep beraber bazı girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz. Bizim esas olarak başından beri söylediğimiz de buydu. Çünkü her yörede değişik çevresel sorunlarla ilgili mücadeleler yapılıyor zaten. Fakat o mücadeleler yerelde kalıyor. Ülke gündemine taşınması son derece zor oluyor. Ve mücadele de bu nedenle giderek zayıflayan bir mücadele haline geliyor. Çünkü yörelerdeki bu mücadele çok uluslararası tekellerin çok güçlü tekellerin güçleri karşısında gerçekten de çok zayıf mücadeleler oluyor zaman zaman. Belki hukuksal anlamda bu mücadeleleri kazanıyoruz. Zaman zaman davaları kazanıyoruz. Ama çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Yani hepiniz kendi yörelerinizde biliyorsunuzdur. Gerçekten çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Uluslararası tekellerle mücadele ediyoruz. Bunu ülke gündemine taşıyamazsak bu mücadeleyi zannediyorum ki hatta ülke gündemini de aşan bir boyuta taşıyamazsak başarı gelmiyor. Yani bu çabalarımız yerelde kalan çabalar oluyor giderek. Bizim başından beri önerimiz de buydu. Yani bütün barolarımızı toplayarak ortak bir şeyler yapabilmek yönündeydi önerimiz. Bu toplantıyı da bunun ilki olarak kabul ediyoruz ve Türkiye Barolar Birliği'ne bu toplantıyı düzenlemiş olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben ilk oturumda konuşan hocalarımıza ve üstadımız Günay Güney'e de teşekkür ediyorum. Noyan Özkan'ın önerisini de takdirinize tekrar sunmak istiyorum. Gerçekten de uluslararası hukuk yollarının kullanılmasında daha atak davranabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çevre sorunlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var biliyorsunuz. Bern Sözleşmesi, Rio Sözleşmesi var. Bu sözleşmenin yaptırımları da var. Biz yalnızca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde başvuru yapabileceğimizi zannediyoruz bazı yani genel böyle bir inanış var. Halbuki öyle değil. Bu Bern Sözleşmesi'nin ve Rio Sözleşmesi'nin yaptırımlarını düzenleyen sekreteriyası var bildiğim kadarıyla. Biz Artvin olarak buraya başvurumuzu da yaptık. Yani ciddiye de alıyorlar. Henüz bir takım belgeleri istiyorlar, göndereceğiz falan. Yani sonucunu görmüş değiliz. Ama en azından bu tür başvuruları aldıklarını ve incelediklerini biliyoruz. Bunu da Noyan Bey'in o önerisine ek olarak söylemek istiyorum. Şimdi esas olarak arkadaşlar son bölümde... Başkanım bir saniye, onu bir kere daha vurgulayalım. Yani hepimizin bilgilenmesi açısından. Tam anlamıyla nereye başvurdunuz uluslararası anlamda? Efendim onu biz Bern ve Rio Sözleşmesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nde bu sözleşmeyi takip eder. Ya da onun bir sekreteriyası vardı. Şu anda adresi bizde başvurumuzda var. İsteyen herkese onu veririz ama şu anda aklımda değil o. Bir sekreteriyası var yalnız Avrupa Birliği'nde bir sekreteriyası. Oraya başvuruluyor.
Onlar işte bir yazışma süreci var. Şu anda o süreçteyiz biz. Yani muhatap Avrupa Birliği. Tabii. Avrupa Birliği'nin bir sekreteriyası. O konuyla alakalı bir sekreterya var. Oraya başvuru yapılabiliyor efendim. Teşekkür. Şimdi son dönemde yani 2000'den sonra gelişen süreçte gerçekten de çevre yasalarıyla, çevresel sorunlara yol açabilecek yasalarla ilgili sürekli düzenlemeler yapılmakta. Örneğin maden yasası 2004'te değiştiriliyor, sonra 5177 ile tekrar değiştiriliyor. Maden yasası gerçekten çok önemli problemlerden birisi. Son dönemlerde orman yasaları, turizm yasası değiştiriliyor biliyorsunuz. Bütün ormanlık alanlar turizme açılıyor bir biçimiyle. Petrol yasasının değiştirilme girişimlerini biliyorsunuz. Ve dolayısıyla bütün bu yasalarda ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yabancı maden tekellerin yağmasını açmaya yol açabilecek birçok değişiklik yapılıyor. Bu değişikliklerin yani anlamakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani öyle boyutta değişiklikler ki bunlar, gerçekten bunları nasıl yapabildiklerini anlamakta da çok zorlanıyoruz. Bu son dönemlerde mesela sularla ilgili çok önemli değişiklikler yapılıyor. Örneğin biz Çoruk Vadisi'nde bütün Çoruk Vadisi'ni yok eden bir barajlar silsilesiyle ve onun riskleriyle karşı karşıyayken, şimdi Çoruk'a akan bütün derelerin yüzü aşkın Artvin bölgesinde yüzü aşkın derenin tümünün bir biçimde birilerine satılmış olduğunu öğreniyoruz. Ve bu süreçten hiç haberimiz yok. Yani kim satmış, nasıl satılmış, alan kimdir ve hangi şartlarla almış, hidroelektrik santraller yapmak amacıyla alınan bu yerlerde bir ÇED raporu var mıdır, yok mudur, yoksa nasıl bu yapılabilmiştir, bunları bilmiyoruz gerçekten de. Ama bir öğrendik ki tümü satılmış bunların ve bir kısmı ve önemli bir kısmı zaten yabancılara satılıyor. Yani veya el değiştiriyor. Birisi alıyor, sonra o yabancılar onları bir biçimde o derelerdeki hidroelektrik santral yapma haklarını satın alıyorlar. Çok önemli problemler yaratacak şeyler. Önümüzdeki yüzyılın bir sular savaşı olacağını da düşünürseniz, bu derelerin ve özellikle Çoruk Vadisi'nin yok olmasının ileride ne tür sorunlar yaratacağını da tahmin etmek hiç güç değil. Ben Artvin olarak yargısal süreci devam eden Cahattepe Madeni konusunda size bilgi vermek istiyorum. Daha önce bu konuyla ilgili Barolar Birliği'nde birkaç kez konuştum. Bu konuyu çok gündeme getirdim. Fakat bu çevre mücadelesine duyarlı bu seçkin topluluğa bir kez daha anlatmak istiyorum. Sabrınızı da fazla zorlamadan. Şimdi 2000'li yıllardan 1990'lı yılından başlayan bir mücadele bu aslında. Cahattepe'de bir altın madeni işletilmeye çalışılıyordu. Biz de buna karşı bir mücadeleyi sürdürüyorduk ve altın madeni olarak başlayan bu mücadelede 2000'li yıllara gelindiğinde bir el değiştirdi. Yabancı bir tekel bir başka tekele maden haklarını sattı. Komiko Madencilik. Daha sonra Inmet Mining isimli Kanadalı bir şirkete bütün maden haklarını sattı. Ve 2000'li yıllardan sonra da bu şirkete karşı mücadelemiz devam ediyor. 2005 yılında Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz maden ruhsatlarının iptaline ilişkin davayı kazanmıştık. Onu temiz ettiler. Bir usul işlemi nedeniyle, yani iki ruhsat alanı için iki ayrı dava açmamız gerektiği nedeniyle Danıştay bu kararı bozdu. Daha sonra da bizi Rize'ye bağladılar. Rize İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz o iki ayrı davayı da yürütmeyi durdurma talebimizi de kabul etti mahkeme. Şu anda yürütmeyi durdurma kararını uyguluyorlar. Bergama'nın aksine Artvin'de yürütmeyi durdurma kararını böyle bir 15 gün içinde uygulatabildik biz. Bizim bir şansımız vardı. Cahattepe tabii çok özel bir bölgedir. Bu özel bölgede böyle bir madenciliğin yapılamayacağını bütün yöneticiler gördüler orada ve ikna oldular. O nedenle bizden istedikleri tek bir şey vardı. Diyorlardı ki bize yeter ki bir yargı kararı getirin. Biz bunu hemen yapacağız diye söz vermişlerdi. Biz de o yargı kararını götürdük ve işte 15. günde falan uyguladılar. Şu anda buradaki maden işletme faaliyeti
durmuş durumdadır. Ama tabii dava devam ediyor. Bu davanın sonunda ne olacağında yani umudumuz var tabii ki, kazanacağımızı düşünüyoruz. Cerrahpaşa gerçekten de çok özel bir bölge. Ben kısaca onu da size sizi bulmuşken söyleyeyim. Şimdi Bergamalı arkadaşlarımız bizim samimiyetimize güveneceklerini biliyordum. Onun için alınmayacaklardır. Geçen yılın 4 Aralık'ında yaptığımız maden mitingine CHP'li bir grup milletvekili katılmıştı. O milletvekillerinden birisi de Mersin milletvekili. Hem maden mühendisi hem avukat bir arkadaşımızdı. Milletvekilimizdi. O Cerattepe'yi gezdikten sonra şöyle bir şey söylemişti. O Bergama'nın da çok gündemde olduğu bir, Kaz Dağları'nın çok gündemde olduğu bir günlerdeydik. Ve o Cerattepe'yi gördükten sonra maden Kaz Dağları'nda çıkar, Cerattepe'de çıkamaz demişti. Cerattepe gerçekten de öyle bir bölgedir. Ben kısaca söyleyeyim. Cerattepe esas olarak Kafkas ekosisteminin bir devamı. Dünyada tehlike altındaki 25 karasal ekolojik bölgeden birisi Cerattepe aynı zamanda. Rio ve Stes sözleşmeleriyle korunan onlarca, hatta yüzlerce türün olduğu, 1400'ün üzerinde bir bitki türünün olduğu bir bölge. Türkiye'de yaşayan 600 kelebek türünün 400'ünün bulunduğu bir bölge. Ülkemizdeki 122 önemli bitki alanının olduğu bir bölge. Yine Türkiye'nin 3 kuş göç yolundan birisinin geçmiş olduğu bir bölge, Cerattepe bölgesi. Aynı zamanda Cerattepe bölgesi Atilla Milli Parkı ile turizm alanının yan yana olduğu, iç içe olduğu bir bölge. Hatta 1990'lı yıllarda bu maden alanına yer açabilmek için Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park sınırları ile turizm merkezi sınırları açılmış ve o orada tam ortada bir yer açılarak işte maden ruhsatı verilmiş. Şimdi bir kayak tesisimiz var yanında hemen. Böyle bir bölgenin tam ortasında ve Artvin şehir merkezinin üzerinde, yani bütün su kaynaklarımızın, Artvin şehir merkezini besleyen bütün su kaynaklarının gelmiş olduğu bir yerde madencilik yapmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Artvin şehir merkezi %80 eğilimli bir arazi üzerinde kurulmuş. Bu arazide heyelan riski olan bir bölge ve heyelanı engelleyen ve tutan tek şey doğal yaşlı ormanlar. Cerattepe bölgesindeki doğal yaşlı ormanlar. Bu orman alanlarının yok edilmesi ile Artvin şehir merkezi de tümüyle bir risk altına giriyor aynı zamanda. Böyle bir bölgede bir madenciliğin yapılması inanılmaz bir şey. Yani buna izin vermek de inanılmaz bir şey. Biz bu nedenle öncelikle bu çevresel sorunlar nedeniyle Cerattepe'de yapılacak olan bir madenciliğe karşı bugüne kadar hep mücadele ettik. Başarıya da ulaştık şimdiye kadar. Bundan sonra da ulaşacağız. Öyle inanıyoruz. Bizim bu madencilik faaliyetine karşı duruşumuzun bir noktası bu. Bir başka nokta da şu. Gerçekten de ekonomik nedenlerle de karşıyız. Bu konuda maden kanunu özellikle dikkatinize bir kez daha sunmak istiyorum. Mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur ama bazı noktalarını tekrar etmekte yarar var diye düşünüyorum. Maden kanunu gerçekten inanılmaz bir kanundur. Yani bu kanunun 7. maddesi mesela arkadaşlar, yani çok trajik bir maddedir gerçekten de. Bu 2005'te zannederim 5177 ile değişen bir madde. Bakın maddeden aynı şöyle söylüyor. Bütün ormanlık alanlar, koruma ormanları, milli parklar, tabiat parkları, sit alanları, askeri alanlar, zeytinlikler, tarım arazileri, turizm alanları, su havzaları, meralar bu maddede tek tek sayılıyor. Yani bunların bir şart bir biçimde çok son derece basit şartlarla maden aramasına açılan yerler arkadaşlar. Yani bu eğer gerçekten vatana ihanet diye bir kavram, hukuksal bir kavramsa başkanın nasıl bir şey olabilir? Yani bu suçun işlenebilmesi için başka ne gerekiyor acaba? Bir ülke su havzalarını, ben bunu Veysel Eroğlu'yla iki ay kadar önce
bakanla görüştüğümüzde kendisine söyledim. Dedim ki siz İSKİ'nin müdürlüğünü yapmış bir insansınız. Su havzasında maden aranır mı dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Adam bana dedi ki onu boş verin. Sultanahmet Meydanı'nda bile ararlar dedi. Bu kanunda Sultanahmet Meydanı'nda bile ararlar. Dedik engel olun o zaman. Dedi ki işte biz de bakana söyledik de bir çalışma yapıyorlar ama şu ana kadar hiçbir o yönde bir çalışma olmadığı son derece açık. Yani su havuzu, bütün şeyler, bütün ormanlık ve korunan alanlar, ülkenin bütün korunan alanları bu maddeyle maden yağmasına açılmış durumda arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Biz bunu bizim övgüyle söz etmek istediğim bir hocamız var, Orman Fakültesi doçenti Oğuz Kurdoğlu. Onunla bu maddeyi değerlendirdik. Şöyle yorumluyor Oğuz Bey bu maddeyi. Yani bütün alanlar demiş olsalardı mesela bu maddede, bütün ülkenin her yerinde maden çıkar demiş olsalardı belki bazı yerler kalabilirdi. Ama tek tek saymışlar diyor. Yani korunan alanların tümünü saymışlar. Ülkenin tümünde maden çıkabilir denseydi kimsenin aklına gelmezdi ki sit alanında da çıkabilir. Veya kimsenin aklına gelmezdi su havzalarında maden çıkabilir. Kimse böyle bir şey tasavvur bile edemezdi. Bunu önleyebilmek için, bu işte bu tasavvur edinemelerini önleyebilmek için bizzat buraya tek tek saymışlar. Su havzası, milli park, işte askeri alanlar. Yani askerler, yani daha önce söyledim bir kez, asker her şeye sesini çıkaran askerler, acaba buna niye sesini çıkarmamışlardır yani? Askeri alanlarda, askeri yasak bölgelerde, pardon askeri alanlarda değil, askeri yasak bölgelerde maden işletilebileceğini söylüyor bu madde. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ve yine 10. maddesi var, bunun 14. maddesi var, diğer maddelerde bir başka şey tabi. Bu maddelerde de işte beyan usulüne tabi gibi şeyler var. Yani madenci şirket zarar ettik diyecek olsa gerçekten yapacak bir şey yok yani. Tümüyle kendi beyanlarına tabi şeyler. Ve mesela en önemli maddelerden biri devlet payı tabi ki. Devlet payı %2 olarak belirtiliyor arkadaşlar. Ve demin diyor ki bunun zenginleştirme işlemi ülke içinde yapılırsa devletin hakkı %1'e düşer deniliyor. Şimdi bakın Cerattepe Madeni'ni Inmet Mining isminde bir şirket işletiyor. Inmet Mining Papua Yeni Gine'de Oktedi Madeni'ni de işleten bir şirkettir. Oktedi Madeni'ndeki devlet payı %40'tır. Yani bizde %1, bu nasıl bir anlayıştır? Bu ülkenin yani hocamız da burada şimdi şu anayasayı Güneydinç yorumluyordu demin. Bir maddesi de şudur. Yani madenler devletin tasarrufu altındadır deniliyor. Devletin tasarrufu altında olması demek gerçekten de bunu fütursuzca yabancı tekellere tümüyle terk etmek anlamına gelebilir mi? Yani böyle yorumlanabilir mi bu madde? Acaba bu maddenin gerekçesinde böyle bir şey var mıdır yani? Devletin tasarrufunda olması demek şudur. Devlet bu madenleri kendi vatandaşına bile bırakmamış yani. Kendisi, kendi bünyesinde toplamış. Devletin bir zenginliği olarak kalsın demiş. Kendi vatandaşının özel mülkünde bile bulunsa bu maden, devlet onu alırım demiş yani. Ama alırsın da yani bunu götürüp bir yabancı tekele bila bedel verebilirsin anlamına mı geliyor bu madde? Anayasanın bu maddesi. İnanılmaz bir şey gerçekten de. Bu maddenin, bu yasayı düzenleyenlerin gerçekten vatandaşlık bilinciyle, vatan sevgisiyle ilgili çok derin kuşkularımızın olduğunu belirtmek istiyorum. Gerçekten de zaten bu Maden İşleri Dairesi Başkanlığı'nın da bir ara yürütülen bir soruşturma sonucunda 20 kişiyi aşkın adamın gözaltına alındığını da biliyorsunuz. Yani maden ruhsatlarının işte bu anlayışın bir devamı olarak ruhsatların da ne şekilde verildiğini göstermesi son derece ilginç. Yine mesela geçenlerde basına yansıyan Orman Genel Müdürü'nün bir şeyi vardı. Bir kere dikkatinize sunmak isterim. Ben onları o müdürle de görüştüm Ankara'da. Sonradan bir hafta sonra haber çıktı. İşte madencilerin bir toplantısında işte bu ruhsatları verelim ama basından habersiz olsun gibi böyle son derece güzel öneriler olan bir genel müdür bu arkadaş. Bir turu tamamlayalım. O zaman çok kısa bitireyim. Sayın Başkan. Son bir şey, bu maden yasasıyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Şimdi bu maden yasasına göre ülkenin zenginliklerinin soyulduğu konusunda bir kuşku yok. Yani bu gerçekten de böyle. Ama bir şey daha var arkadaşlar. Bakın
Bu tümüyle ülkenin bağımsızlığıyla alakalı bir şey. Şimdi Cağaltepe'de çıkarttıkları madeni Rize Çayeli'nde zenginleştirme işlemine tabi tutup yurt dışına 1300 tonunu yani bakırın 1300 ile 1500 dolar arasında yurt dışına ihraç ediyorlar. İhraç ederken kader iadeleri falan onları da alıyorlar da neyse. 1300 ve 1500 dolardan yurt dışına ihraç ediyorlar. Yurt dışında bu maden zenginleştiriyor, konsantre halinde giden bu maden cevheri yurt dışında zenginleştiriliyor ve ülkemize geriye 7500 ve 9000 dolardan geri satılıyor. Kendi madenimizi biz geriye bu şekilde geri alıyoruz. Bu bir sömürü değil, bu ülkenin tümüyle bağımsızlığıyla alakalı bir şeydir. Kendi madenlerimiz kullanılarak ülke bir başka ülkelere bağımlı hale getiriliyor. Böylesi trajik bir durumdayız. Dediğim gibi orman kanunu, su kanunları da aynı doğrultuda ve aynı anlayışla düzenleniyor. O nedenle diyoruz ki tek tek yörelerde bir şeyler yapmakla olmaz. Yani bu maden kanununa karşı bütün ülke hep beraber Eşme'de, Erzincan'da, Kaz Dağları'nda, Bergama'da ve her yerde ve ülkenin bütününde bir şeyler yapmamız lazım. Nitekim ülkenin dörtte biri şu anda maden ruhsatlarıyla yabancı tekellere terk edilmiş durumdadır. Bizim mutlaka onlar nasıl hep beraber bir şey yapıyorlarsa bizim de hep beraber bir şeyler yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yalnız Sayın Başkanım Yusuf Eli ile alakalı arkadaşımız küçük bir şey söyleyecek. Sonra mı olsun şimdi mi? Hızlıca yapalım da diğer barolara da geçelim. Tamam. Efendim katılımcılara tekrardan Avukat Recep Akgürek, Artvin Barosu. Sayın Barolar Birliği yönetimine böyle bir toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Katılımcılara da başarılar diliyorum. İnşallah faydalı bir toplantı olacak. Ben çok hızlı, zamanınızı almamak için çok hızlı anlatacağım. Artvin'de yapılan Çoruh projelerinde Yusuf Eli projesi ile ilgili hukuk sürecini yürüten ve derneğin başkanlığını yapan bir kişiyim. Kısaca Üstad Güney Dinç Bey'in beyanlarında geçen ancak uygulamada benim karşılaştığım ve özellikle tartışılması gereken bir hususu soru olarak soracağım. Bunun mümkün olan bir saatte tartışılmasını da istiyorum. Açtığımız davayı direkt 10. dairede açtık. Bakanlar Kurulu kararıyla ihale edilmişti Yusuf Eli Barajı. 10. daire kamu yararı ve kamu yararı olmadığı, ÇED raporuna tabi olduğu için, ÇED raporu düzenlenmediği için ve usulsüz ihale nedeniyle projeyi iptal etti. Davalı idarenin temizliği üzerine dava İdari Davalar Genel Kurulu'na gittiğinde İdari Davalar Genel Kurulu çok ilginç bir gerekçeyle oy çokluğuyla kararımızı bozdu. Oy çokluğunda 19'a 10 son aldığımız kararda yani 19 üye aleyhimize 10 üye lehimize görüş beyan etti. Bu gerekçe çok ilginç arkadaşlar. İdarenin yatırım yaparken takdir hakkına yargı karışamaz deniyor. Benim buna ilişkin savunmam şuydu. Çok basit bir müstahdemin tayiniyle ilgilenen yargının burada idareye takdir hakkı tanımayan yargı ülkenin milyarlarca dolar zarara uğratılacağı ve 100.000 insanın yaşamını etkileyen bir projede takdir hakkını nasıl bu kadar geniş yorumluyor ve bu konuda idareye takdir hakkı veriyor düşüncesiyle savunmam dinlenmedi. Ve çok uzun bir kapsamlı bir savunma ancak genel sonuç itibariyle bu. İdarenin takdir hakkının bu şekilde mahkemelerce yorumlanması 1961 anayasasındaki o düzenlemeyle daha güzel olduğu söylenen 1982 anayasasındaki düzenlemenin uygulanabilirliğini sorgulatmıyor mu? Bu şekilde geniş yorumu. Ben bunu soru olarak sormak istiyorum. Müsait bir zamanda bunun tartışılmasında istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu soruyu değerli hocamıza ve değerli üstadlarımıza
oturumun sonunda cevaplandırmak üzere ayrıca söz vereceğim. Şimdi Aydın Barosu. İdare hukukunda özellikle idari kararlarla biz bu imar planı iptallerini yaşamak durumundayız ve çevre hukukuyla hakikaten imar hukukunun bu anlamda birlikte olduğu, birbiriyle ayrılmaz bir ikili olduğu bizim bu uygulamalarımızla ortaya çıkıyor. Bildiğiniz üzere idare mahkemesindeki esas iptal kararlarında 3 temel ilkeden söz ediliyor. Bizim açtığımız davalarda daha sonra örnek olarak Sayın Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Güneş Bey'e de bunları ileteceğiz. Yargı kararlarını da 3 temel iptal sebebi oluyor. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı. Bilirkişilerin tabii ki bazen yönlendirilmeleri karşılığında bu ilkeler çok elastiki ve genel ilkeler olduğu için ve hiçbir kavram olarak karşılıklarının tam net oluşturulmadığı anlamıyla tartışmalara neden olabiliyor. Ama bizim açtığımız davalarda özellikle burada 1000'lik, 1/1000 ve 1/5000 planlarda değişiklikler yapılıyor ve 25.000'lik çevre düzeni ana planına aykırılık gerçekleştirildiği için bu aykırılıklar her seferinde bu ilkelerle iptale konu olabiliyor. Planlar hiyerarşisine yani aykırı bir durum olduğunda biz imar planlarında plan yapma yönetmeliğini bu anlamda çok kullanıyoruz. Yani Sayın eski İzmir Baro Başkanımız Noyan Üskan'ın dediği gibi detaylar çok önemli. Bazen kanunlarda değil de yönetmeliklerde plan yapma esaslarına aykırılıkla ilgili çok küçük ama bizim işimize yarayacak çok ince ve haklı sebeplerle de davamızı kazanabileceğimiz nitelikte maddeler bulunuyor. Bu maddeleri de bulup çıkartmak, uygulamak bizlere düşüyor. Bu planlar hiyerarşisi ilkesi özellikle bizim uygulamalarımızda önem taşıyor. Plan ve açtığımız kararlarda özellikle birer kişilerin verdiği raporlarda her zaman şunu görüyoruz. Plan değişikliğini zorunlu kılan hiçbir teknik bilimsel gerekçe plan açıklama notlarında yer almıyor. Veya ilgili belediye meclis kararlarında meclis komisyonlarının raporları da çok önemli. Yer almadığı görülüyor. Ve Kuşadası'nda özellikle yapılaşmaya yönelik bir imar plan
değerlendiriliyor. Kuşadası'nın bu anlamda turistik çekiciliğini ortadan kaldırılacak. Özellikle günümüzde de konut furyasını, ikinci konut furyası bittikten sonra şimdi de yabancılara konut satışını arttıracak nitelikte ve sürdürülebilir turizm ilkelerini de ortadan kaldıracak nitelikte kamu yararına aykırı imar plan değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Bu anlamda da kent toprakları daha çok rant amacıyla el değiştiriyor. El değiştirmenin bir aracı da yine imar planlarının yapılması olarak karşımıza çıkıyor. Ancak imar planlarıyla ilgili aldığımız yürütmeyi durdurma kararlarında Noyan arkadaşımızın da şuna bakmasın Sayın Noyan Özkan diyeyim ben tutanaklara geçmesi açısından ama arkadaşım gerçekten İzmir Barosu'ndan da çevre hareketinden tanıyorum. Yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili başvurularımızda hep şöyle sıkıntılar çekiyoruz. Kuşadası Belediye Meclisi'nin aldığı kararlarda Kuşadası Belediyesi'nin aleyhine verilen kararlarda mutlaka bir arkasından plan değişikliğinin arkasından bir inşaat ruhsatı verilmiş oluyor ve inşaat ruhsatı verildiği için biz bu yürütmeyi durdurma kararını uygulayamayız. Çünkü kazanılmış hak doğdu karşı tarafa ve inşaatlar başladı. Dolayısıyla inşaat ruhsatının da iptali ya da yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili bir karar verilmesi gerekir gibi bir argümanla karşılaşıyoruz. Ve onun için de hemen artık bunu klasik bir savunma olarak kabul ettiğimiz için arkasından inşaat ruhsatlarının iptaliyle ilgili bir de ikinci davayı açmak durumunda kalıyoruz. Bu mahkeme kararlarındaki usul ekonomisini de tabii etkileyen bir şey ama imar planı olduğunda mutlaka hemen arkasından yangından mal kaçırırcasına idari yargı kararlarının geç çıkması, bir yürütmeyi durdurma kararının bile bir seneyi, bir buçuk seneyi bulduğu bir aşamada inşaat sürecinin de paralel olarak yürümesi halinde o inşaat ruhsatı verilip arkasından da inşaat bitirilip eğer oturma ruhsatı verilirse Danıştay'ın da maalesef bu yönde kararları olduğu için oturma ruhsatları da alındığından dolayı artık yürütmeyi durdurma kararı geriye etkili olamayacağından ne oturma ruhsatı iptal edilebiliyor ne verilen inşaat ruhsatı iptal edilebiliyor. Ondan sonra vatandaş lehine belediye meclisinin aldığı bu karar nedeniyle bir kazanılmış hak doğuyor. Ve kamuya da bir zarar aslında oluşuyor. Bu yönüyle imar planlarının iptalinde mutlaka hemen eğer bir yürütmeyi durdurma kararı alınabiliyorsa arkasından inşaat ruhsatının iptaliyle ilgili de bir yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmak durumunda kalıyoruz. Kuşadası'nın bu planlarıyla ilgili en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de birkaç örnek vereceğim. Kuşadası'nda kaldığınız sürece oraları da gezmenizi sizden rica edeceğim. Öncelikle bir uydu kent sorunumuz var. Buradan Söke yoluna doğru giderken sol tarafta tepede kocaman 15 katlı, 12 katlı ve 10 katlı yapılarla karşılaşacaksınız. Bunlar 1994 yılında temelleri atılan ve o zaman çevre kanunu çıktığında çevresel etki değerlendirme raporları alınmadığı için müracaatımızla durdurulan arkasından iki kez 25 binlik planda değiştirilip yeşil alan, rekreasyon alanı iken bu alanlar toplu konut haline dönüştürülmek istendiği için ilgili bakanlık o zaman Bayındırlık Bakanlığı tarafından iptal edilen değişiklikler iken en son Çevre Bakanlığı'na bu yetki verildiğinde Çevre Bakanlığı da 4328 konuttan 5500 konuda çıkartmayı onama yetkisini kullanırken bir hak kendisinde gördü. Çünkü o zamanın Çevre Bakanı'nın da en az 1000 konut olarak kendi siyasi partisinin ilgili müteahhitlerinin de Kuşadası'nda bu onama karşılığı bir şeyler elde etmesi gibi bir söylentinin karşılığında böyle bir çalışma Kuşadası'ndan oraya gittiğinde onaylandı. Biz buna yönelik de yine bir Danıştay'da dava açtık. Kuşadası'nın zaten altyapısının yetersiz olması, imar planlarında binlik ve beş binlik planlarda daha evvel yapılan değişikliklerin iptal edilmiş olması, o verilen inşaat ruhsatlarının yine iptal edilmiş olması nedeniyle
oradaki dengenin, Kuşadası'nda yeşil alan dengesinin bozulduğunu belirterek Uydu Kent'in bu tür yapılaşmasının Kuşadası'na büyük zarar vereceğini, yaklaşık 20-25 bin nüfus gibi bir yoğunluğu getireceğini ve bunun altyapısının hala Kuşadası'nda mümkün olmadığını, Kuşatak gibi bir projemiz var, onun dahi gerçekleşmediğini belirttik. Bütün bunlar iptal sebebi oldu ve ancak şöyle 25 binlik planın 1990 yılında yürürlüğe giren 25 binlik planın aslında usulüne uygun ilan edilmediğini de yine açtığımız bu davada öğrendik. Ve yani Kuşadası aslında Ruşen Keleş hocamızın söylediği gibi bir planlamayla ilgili esas imar hukuku ve çevre sorunlarının planlamayla ilgili esas niteliklerini biz usulüne uygun bir biçimde planımız varmış gibi algıladığımız halde maalesef 15 yıl boyunca 2005'te bu ortaya çıktı. 15 yıl boyunca aslında usulsüz bir plana anayasa gibi kabul edip ona yönelik davalar açtığımızı gördük ve bu da daha sonra Kuşadası'nda yine bir imar plan sorununu ortaya çıkardı. Halihazırda bir 25 binlik planımız yine yok. Aydın, Muğla ve Denizli illerinin 1/100 binlik planı çalışması yapılıyor ve itirazlar da gerçekleşmişti. Onun arkasından yeniden 1/25 binlik bir plan çalışması yapılıyor. Bizim hukukçular olarak özellikle bu planlama sürecinde esas etkili olmamız gerekiyor. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Yani yargı kararları ve uygulamaların değerlendirilmesi, eğer yeni bir imar planı çalışması varsa en başta o çevre sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için dengeli bir çevrenin, sağlıklı, yaşanabilir bir çevrenin yaratılabilmesinin de yolunun o planlama çalışmalarına katılımdan geçtiğini düşünüyoruz ve bu katılımın da gerçekleşmesiyle olanaklı olduğunu düşünüyoruz. Bir olumsuz örnek olarak bu Uydu Kenti verdikten sonra yine ikinci bir olumsuz örnek Kuşadası'nda Fransız Tatil Köyü olarak bilinen emekli sandığına ait bir 322 dönümlük arazimiz vardı bizim. Yani Kuşadası'nın Kuşadası olarak tanındığı ve turizm kimliğinin edinildiği yıllarda bu özelleştirme politikalarının sonucunda emekli sandığına ait olan Fransız Tatil Köyü satışa çıkartıldı ve satışta bir özel oluşum, daha sonra yine söyleyeceğimiz liman, Kuşadası Limanı'nın da ihalesini alan global menkul kıymetlerin de içinde bulunduğu Ofer diye Kuşadası'nda da yine tanınan İsrailli bir yatırımcının da ortak olduğu bir kuruluşa burası özelleştirilme suretiyle satıldı. Özelleştirme sırasında Fransız Tatil Köyü'nün 322 dönümlük arazisinin imarı %20 idi ve %20'lik değer itibariyle özelleştirilen alan belediye meclisinin çalışmalarıyla %120'ye çıkartılmak istendi. Buna Kuşadası'nda belediye meclis üyelerimiz, Kuşadası'nda var olan siyasi partilerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz ve kent meclisi çatısı altında muhalefet ettik. Türkiye basınına bunu taşıdık. Yani öncelikle müdahaleyi baştan yapabilmek için bir kamusal duyarlılık da sağlamaya çalıştık. Arkasından bu %20'lik imarı belediye bu tür Türkiye gündemine taşındığı için ve tepkinin de büyük olması nedeniyle %53 oranında bir imara götürdü. Bu tabii bizim yine dava açmamız için bir sebep haline dönüştü. Çünkü %20'nin %53'e çıkarılması takdir edeceğiniz gibi 2,5 kat neredeyse bir imar artışı. Dolayısıyla orada bir yapılaşmayı, ki çevresel olarak oradaki bitki, flora gerçekten Kuşadası'nın yeşilinin bulunduğu tek alanlardan, dolayısıyla oranın korunmasının da gerekliliği düşüncesiyle yine imar planının iptali doğrultusunda Kuşadası belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, arkadaşlarımız davalar açtı. Biz o davalar nedeniyle yine bir yürütmeyi durdurma kararı elde ettik. Ama bu karar da başta söylediğim gibi inşaat ruhsatının iptalini gerektirdiği nedeniyle uygulanmadı. İlgililer hakkında yine suç duyurusunda bulunulacağı
söylendi, yazıldı. Bütün bunlara rağmen o amaç gerçekleşmeyince yine yürütmeyi durdurma istemli bir inşaat ruhsatı iptali davası açıldı. Halihazırda bekliyoruz. Yine ayrıca Kuşadası ile ilgili eğer olanağı olursa arkadaşlarımızın hemen Kuşadası limanına girdiklerinde görecekleri bir Kuşadası gemiyle yurt dışından gelen kruvazer liman olarak inşa edilmiş yapıların yanında kıyıların doldurularak işgal edildiği 56 adet iş yeri yapıldı. Bu iş yeri de yine özelleştirme sonucu Kuşadası'nda yine bir çevre felaketine yol açan yapılaşmayı beraberinde getirdi. Biz anayasadaki işte kıyılardan herkesin eşit ve serbest yararlanma ilkesine aykırı bir kıyı doldurma ile bunun gerçekleştirilemeyeceğini, özelleştirmede sadece limana ilişkin bir yapılaşmanın olduğunu ama Bayındırlık İskan Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bir çalışmayla kıyıyı doldurarak yine liman işletmecisine böyle denizin doldurulması suretiyle iş yeri alanları yarattı ki 56 adet sonradan kaçak yapılaşma diye sözünü ettiğimiz yapılaşmalar gerçekleşti. Bunlara karşı da yine davalar açıldı. İmar planının iptali ile ilgili belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın neredeyse tamamı bu duyarlılığı gösterip başlangıçta dava açtılar. Planlamayı yapan çünkü Bayındırlık Bakanlığı'ydı. Arkasından orayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Daha evvel bu konuyla ilgili yönetmelik düzenlenmişti. Şehir Plancıları Odası'nın açtığı bir dava vardı. Harita Mühendisleri Odası ile beraber biz de kent meclisi olarak oraya müdahil olmuştuk. O davada da yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Yani Danıştay'la ilgili iki yürütmeyi durdurma kararı. Bir de Aydın İdare Mahkemesi'nde yine inşaat ruhsatıyla ilgili bir üçüncü dava daha açılmıştı. O davada da yine yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fakat bu yürütmeyi durdurma kararları yine belediye tarafından uygulanmadı. Biz bunun üzerine mahkeme kararlarının uyulması gerektiği konusunda anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasının yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin ve Türk Ceza Kanunu 257. maddesinin mahkeme kararlarına uymanın zorunlu olduğunu belirtir. Dilekçelerimizi yazmaya başladık. Kamuoyu oluştu burada. 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nde yine 2005 yılında bir miting yaptık Kuşadası'nda. Bu limandaki mahkeme kararlarına uyulmasını istediğimiz yönde. Halkımız epey bir önce karşı çıktı, sonra destekledi ama biz mahkeme kararlarını uygulamayan bu ilgililer hakkında davalar açtık, şikayetlerde bulunduk pardon. Cumhuriyet Başsavcılığına İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı için bulunduğumuz şikayet İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturmaya izin verilmemesiyle sonuçlandı. Biz bunun üzerine Danıştay'a gittik. Danıştay da oy çokluğuyla İçişleri Bakanlığı'nın kararını onayladığı için mahkeme kararlarına uymayan belediye başkanı hakkında ne yazık ki bir yargı kararı çıkartamadık. Bunun üzerine Türkiye'deki başvuru yollarını tükettiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Sayın Noyan Özkan'ın söylediği gibi eylem planının tamamını gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu anlamda uygulamada. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. maddesinde yasalar karşısında herkesin eşit olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yine 125. maddesi ki 61 Anayasası'ndaki ilgili maddeyi Sayın Güney Dinç söylemişti. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargının yargı yolunun açık olduğuna ilişkin düzenlemelere aykırı bir durum olduğunu belirttik ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının da Kuşadası'nda bizzat belediye başkanı tarafından ihlal edildiği görüşünü ileri sürdük. Danıştay'ın yargılama İçişleri Bakanlığı'nın ve Danıştay'ın bu yargılama usulü nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile 12 nolu protokolün 1. maddesinde korunan ayrımcılık yasağına aykırı bir durum olduğunu da belirttik başvurumuzda ve yargı sürecinin bir denetime sahip olmaması
ve temiz incelemesi yolunun da kapalı olması nedeniyle sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 13. maddesinin ihlal edilmiş olduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Yani yargı kararlarının uygulanmaması halinde başvurabileceğimiz tek yol da bu kalmış idi. Bu yolu da başvurduk. İhlale neden olan yasal düzenlemenin değiştirilmesini de istedik. Maddi ve manevi zararlarımızın da bu anlamda karşılanmasını talep ettik. Anlattığımız bu uygulamalar sadece Kuşadası'nın sorunları değil, bildiğiniz üzere hepimizin yaşadığı sıkıntılar. Türkiye Barolar Birliği'nin bu böylesi bir duyarlılığı gösterdiği ve çağımızın gerçekten en önemli sorunu haline dönüşen çevre sorunları için elimizde evet yeterli dokümanlar var. Daha büyük tehlikeler anayasayla eğer sınırlandırılmadığı takdirde mücadelemizdeki en önemli aracın hukuk olduğunu ve hukukun üstünlüğünü de içselleştirdiğimiz takdirde mücadelelerimizde haklı olduğumuzu göreceğiz ve yaşayacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Müdahalede bulunduğumuz Biga'da kurulmakta olan çimento fabrikası ile ilgili bir davamız şu anda yargılaması devam etmektedir. Ancak yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Buna ilişkin itirazımız da reddedildi. Burada benim değinmek istediğim konu, bu red kararlarının ayrıntılı gerekçesi mevcut değildir. Yani ceza mahkemelerinde tutuklamaya ilişkin kararlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu mahkemelerin kararlarının gerekçesinde maddi olaylara da değinerek gerekçeyi açıklaması gerektiğine ilişkin bir yolun bu kararlar yönünden de gidilemeyeceği konusunda bizim bu konunun da burada değerlendirilmesine ayrıca talep etmekteyim. Şu anda Balıkesir Barosu'nun takip ettiği derdest başka bir davada bulunmamaktadır. Ancak bu toplantıya bizim katılmamızdaki en önemli neden bizim yöremizdeki açılması düşünülen ya da şu anda açılma aşamasına gelen dava sürecinde bu sizin değerli bilgilerinizden ve deneyimlerinizden faydalanarak orada gerekli desteği yardım talebinde bulunanlardan ve diğer çevreci arkadaşlarımıza vermektir. Teşekkür ediyorum. Bursa Barosu, Eralp Atabek. Bursa Barosu'nda çevre konusundaki duyarlılık geçmişe dayanıyor oldukça. 88 yıllarında ilk çalışmalar başladı. 90 ve 91 yıllarında Orhan Eli Termik Santrali'nin desülfürizasyon tesisinin açılması konusunda kurulması konusunda açılan dava diyebilirim bizim miladımız. Şu an 100'ü aşkın esas defterimizdeki sayı 100'ü aştı. Gerçi dar bir kadroyla çalışıyoruz ama yoğun bir çalışmamız var. Bizim temel yaşadığımız sıkıntılar herkesin yaşadığı sıkıntılar. Büyük ihtimal idare mahkemeleri kendilerini bir sıkı yönetim mahkemesi gibi görerek dosya incelemekte bile sorun çıkarıyorlar. Yargılama giderleri oldukça yüksek. Bizim bir keşfimiz 2 milyardan aşağı değil. Ve bütün bu yükleri hep davacılar yüklenmek zorunda. Yeterlilikleri konusunda da bence tartışmalar var. Oraya giremiyorum şimdilik.
YD kararı, yani yürütmeyi durdurma kararı almakta devleti mi korumak adına bilmiyorum. Çok edilgen davranıyorlar. Hep idarenin cevabının gelmesini, o da olmazsa bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonraya bırakıyorlar. Halbuki yasal düzenlemede böyle bir sınırlama yok. Bunun teorik tartışmalarını da biz ısrarla mahkemelere vermemize rağmen hiçbir etkisi olmuyor. Hep idarenin cevabını beklemek zorunda hissediyorlar. Aldığımız YD ya da iptal kararlarına ilişkin olarak kararların uygulanması için, ki uygulanmıyor bir bölümü ısrarla, hem ceza hem hukuk yönünü biz de kullanıyoruz. Ceza kararı şu ana kadar aldıramadık ama idari başvuruları ve Danıştay'daki iptal davalarımız da söz konusu oldu. Hukukta ise şahsi tazminat davalarını açtık. İki belediye başkanından bu şekilde lehimize bir karar aldık. Kargil konusunda da başbakan, vali, bakan, büyükşehir ve Gemlik belediye başkanlarına karşı bir davamız oldu. Davamız reddedildi. Geçen de Yargıtay'da duruşmasını yaptık. Ama bir bu kesimde rahatsızlık olduğu bilgisi bize haricen ulaştı. Sıkıntı yaratıyor. Noyan Bey'in söylediği gibi bu konuda nokta atışları yapmamız idari ajanlarını etkiliyor ve karar almakta bence tedirgin davranıyorlar. Biz Bursa'da bunu sık sık yaşıyoruz. Bizim aldığımız özellikle Kargil konusunda yargı kararlarının uygulanmaması için Bakanlar Kurulu gizli prensip kararları oluyor. Biz kararları almakta bile güçlük çektiğimiz oldu. Hatta milletvekili olan üyelerimiz dahi buna ulaşmakta güçlük çektiler. Kargil için bu gizli kararın alındığı hükümet de Ecevit hükümetiydi üstelik. Bize dolaylı sözler söylendi. Bu tür davaların artık sürmeyeceğini, bu yatırımların burada gerçekleşeceği konusunda uyarıldık da diyebilirim. Bunun dışında bizim tarihimizde önemli noktalardan biri Kargil. Kargil için uğraştığımız temel eksen imar hukukuna aykırılık ve tarım topraklarının tarım dışı kullanımı idi. Bu davalarda bu eksende açtığımız davaların tamamını iptal kazandık diyebilirim. Bir iki usulü hata dışında ve bu iptal kararlarımızı hep uygulatamadık. Dediğim gibi prensip kararları önümüze çıktı. Daha ileri gittik. Artık özel yasalar çıkmaya başladı. Çıkan özel yasadan Bursa'da Kargil, Kayseri'de de bir fabrika yararlandı sadece. Nedense ve ısrarla üstüne varıldı. En son yine bu konuda yasa çıktı. Ama merak etmeyin, biz artık dava açmakta çok alıştık. Daha önce de yasa çıkmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararları alıp kapatılmasını da sağladık. Bu yeni çıkan yasayla ilgili olarak da çalışmamız var. Gene bazı teknik hukuk yönleri bizce sakatlıklar var ve iptal dava yürütmeyi durdurma alabileceğimizi düşünüyoruz. Buna ayrıca yasama düzenlemelerinin de bir sınırının olabileceği, yani bunca yargı kararına rağmen hala özel yasa çıkarılması yönündeki bir çalışmanın yasama yetkisinin de yasamanın da yetkisini aşmak gibi bir durum söz konusu olduğu teorik tartışmasıyla AYM'e gitme eğilimindeyiz. Bu arada bu toplantıların sürmesi anlamında biz de ısrarlıyız. Birbirimiz arasındaki bağlantımızın kurulması çok önemli. Birbirimizden bağımsız pek çok karar alıyoruz ama ve kendi davalarımızda bunu kullanamıyoruz. Kullanabilmemiz bakımından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ve en azından yılda bir kere böyle bir eşgüdüm toplantısının organize edilmesini Barolar Birliği'nden benim de istek olarak yer alsın isterim. Bu arada bizim yaptığımız çalışmaların ve aldığımız kararlarının pek çoğu kendi web sitemizde yayınlanıyor. Örnek kararlarımız çok sayıdadır. Bunu da bildirmek isterim. Bir de bir sitemim var.
İzmir borosundadır bu sitenin. Bu konuda mahkeme kararlarının uygulatılması konusunda Noyan Bey gibi çok çalışan bir arkadaşımız Arif Ali Cangın'ın da burada yer almasını isterdim. Ancak herhalde İzmir borosu gerek görmemiştir. Bu ısrarlı çabaları ve hukuki mücadelesi çok yoğun bir olan arkadaşımızdı. Belki bir dahaki toplantıya onu da görürüz. Teşekkür ediyorum. Çanakkale Baro Başkanı Avukat Tülay Ömercioğlu, öncelikle bu oturumu düzenleyen oturum başkanımıza, birlik yöneticilerimize ve buraya gelen tüm meslektaşlarımıza ve konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Çanakkale ili olarak biz çevre komisyonu açısından Çanakkale Barosu olarak oldukça şanslı biriz. Gerek bize bu komisyonumuzda devamlı yardımcı bulunan geçmiş dönem başkanlarımızdan duayenimiz Hilmi Baydar gibi bir abimizin olması, gerekse genç ve dinamik bir çevre komisyonumuzun olması, Çanakkale gibi doğanın ve tarihin kendisine tüm sunumu yapmış olduğu bir il açısından şans olarak ben adlandırıyorum. Çanakkale hepinizin bildiği gibi doğanın da tarihin de kendisine tüm güzellikleri sunduğu bir il. Çanakkale ilinde hemen hemen Türkiye'de 3 tane milli parkın bir arada görülmesi nadir olan 3 milli park bir arada toplanmış bir il. Bir yanında Kaz Dağları Milli Parkı, bir yanında Gelibolu Yarımadası Milli Parkı, bir yanında Truva Milli Parkı. Diğer yandan bakacak olursanız Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir konum, en kısa mesafe. Bunun yanı sıra açık denize en yakın ulaşılabilen bölge, diğer yandan ise Karadeniz'e çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Tabii bunları doğrudan baktığımızda Çanakkale Tanrı'nın çok çok güzel sunumlarda bulunduğu bir il olarak görüyoruz. Biz bunu böyle gördüğümüz gibi aynı şekilde sanayicilerimiz de yatırımcılarımız da buraya bunları katletmek amacıyla bu şekilde görerek akın etmeye başlıyorlar. En küçük olay şu anda Çanakkale'de gizli olarak herkesin bilemediği dışarıdan yatırımcıların veyahut da büyük sanayicilerin arsa parsel kapatma gibi bir olayı var. Ve bizim halkımız çok çok güzel olarak aman benim bu arazim fazla para etmiyor. Geldiler hepsini kapatıyorlar. Ben bunu veriyorum diyerek çok güler yüzle ve sevinçle bunları veriyor. Bunlar bilmiyorlar ki yarın kendi torunları orada belki 300-500 askeri ücret, en iyi şartlarda askeri ücretle veyahut da sigortasız 300-500 ellerine verilerek birer vasıfsız işçi olarak çalıştırılacağını bilmeden oraları dışarıdaki yatırımcıya veyahut da büyük sanayiciye ucuz paralarla devredebiliyorlar. Bunun yanı sıra hepinizin bildiği, biraz önce Artvin Başkanımızın da bahsettiği Kaz Dağları meselesi, altın madenlerin aranması. Diğer yanda bizim Çan yöremizde termik santrallerinin kurulma çabaları. Çanakkale bir anlamda doğanın katledilmeye çalışıldığı bir il vasfına girdirilmeye çalışılıyor. Sanayici buraya gelmek istiyor. İstanbul'a bir anlamda alternatif bir il var. İstanbul'a alternatif olmasıyla birlikte gerekirse ileride deniz taşımacılığının güçlendiği bir ülke haline geleceğiz. Hatta bununla ilgili de Gelibolu tersaneleri son gücüyle çalıştırılmaya başlandı ve de büyük Türkiye'de şu anda Tuzla'dan öne geçebilecek bir duruma getirilmeye çalışılıyor. Bu da ileriye bağlı bir yatırımdır. Çünkü açık denizden de rahatlıkla ülke sınırlarından dışarıdaki nakli işlemi gerçekleştirebilecek. Biz Çanakkale Barosu olarak önümüze ne olay gelirse, hani siyasilerin bahsettiği ve de çok hoş olarak benimseyerek belirttiği bir söz var. Diyorlar ki tabiat anamızsa madenlerse babamız. Ancak şimdi nasıl diyorlar burada tabiat anamızsa diyorlar. Tabiat ana olmadan çocuk doğmayacağı biz düşüncesindeyiz. Babamızı bir kenara bırakıyoruz. Biz anamızın yolundan gitmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili
bugüne kadar en az 4 tane dava açtık. Bunları biz Çanakkale Barosu olarak bizzat açıyoruz. Bizzat kendimiz açıyoruz. Ve de buraya gelmeden bir gün önce, dün yola çıkmadan önce sevindirici bir haber daha aldık. Bilmiyorum, Türkiye basınına da yansıdı. Çanakkale'de İntepe beldesinde gerek doğanın gerekse tarihin katledilerek yerine getirilen bir yol vardı. 2001 yılında bu yolun yapıldığı sırada Çanakkale'de bazı meslek odaları ve de Çanakkale'de sivil toplum örgütleri ayağa kalktı. Biraz önce Günay Dinç Bey'in bahsettiği gibi her ne kadar halk ayağa kalksa da dikkate alınmaz, herhangi bir çözüm bulunmaz vasfıyla bu yol gerçekleştirildi. 2007 yılının Ağustos ayında bununla ilgili bu çöküşle birlikte biz Çanakkale Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunduktan sonra savcılık bunun araştırmaya değer gördü. Bölge, karayolları bölge Çanakkale Bursa'ya bağlı olması sebebiyle Bursa Valiliğinden soruşturmanın yapılması, davanın açılabilmesi için Bursa Valiliğinden izin istendi. Aynı biraz önce gene Günay Bey'in bahsettiği gibi yürütme bu soruşturmanın yapılmasına ket vurmaya çalıştı ve de soruşturmaya izin vermedi memurlar hakkında. Bunun üzerine biz bölge idareye müracaat ettik. Bölge idarenin dün kararı Çanakkale'ye ulaştı. Bu soruşturma yapılması gerekiyor ve de memurlar hakkında dava açılmaya olası gerekli bir mevcut konum vardır diye bu kararı da biz elimize aldık. Ve bu davalarımızın haricinde Akademik Odalar Birliği'ni Çanakkale Barosu önderliğinde kurduk. Çünkü her ne kadar biliyorsunuz dernekler, sivil toplum örgütleri bazı konumlarda bunlar belli bir yöne angaje olabiliyorlar. Hiç olmazsa arkamızda belirli bir meslek grubu, hiçbir yöne angaje olmayacak grubun yanımızda olması dileğiyle Çanakkale'deki tüm odaları, meslek gruplarını Çanakkale Barosu ile birlikte bir gruplanmaya soktuk. Ve bunlarla beraber de hareket ederek Çan Termik Santrali, gerek Çan Termik Santrali gerekse BİGA'daki İŞTAŞ, biraz önce Balıkesir'in bahsetmiş olduğu İŞTAŞ ile ilgili de çalışmalara da girdik. Şunu da iletmek istiyorum. Balıkesir'deki arkadaşımıza biz İŞTAŞ ile ilgili çalışmalarımızı bırakmıyoruz. Çünkü İŞTAŞ ile ilgili genelimizin bilmediği bir konum daha var. İŞTAŞ İstanbul'da İkiterli'de kendi faaliyetlerini yürütürken birdenbire İstanbul'daki faaliyetlerini bıraktı. Oradan bir anlamda kovuldu. Bunun sebebi ise bölgedeki suyun hepsini emmesi. Ve de şu anda Çanakkale'ye yerleşti. Çanakkale'nin BİGA ilçesinde su havzasının en büyük olduğu, Türkiye'nin neredeyse pirinç tarlası anlamındaki